Arkadaşlar merhabalar, günaydınlar. Sabaha yine böyle güzel bir güne başladı. Kapya biberlerimizi aldı. Bunlardan biber salçası yapacağız. Onları güzelce bu şekilde ayıklıyoruz. Tohumlarını çıkartıyoruz. Tohumlarını çıkarttıktan sonra hemen temiz bir leğenimizi alıyoruz. Onun içerisine doğrayarak atıyoruz. Daha sonra bunları yıkayacağız. Yıkadıktan sonra suyunu süzdürdükten sonra kıyma makinemizde çekeceğiz. Şimdi ayıklamaya devam edelim bunları güzelce. Biberlerimizi güzelce ayıkladık. Şimdi bunları rondo veya kıyma makinesinden çekmeden önce, bende manuel kıyma makinesi var, harika çekiliyor. Rondo biraz daha uzun sürebilir çünkü, veya doğrayıcılarımız. Ama ne yapıyoruz? Güzelce bir yıkayalım tozunu, varsa ilaçları onları alalım, süzelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Hepsini yıkadık. İyice yıkayın çünkü, özen gösterin bunda ve içinde lütfen tohum kalmasın. Tohum çünkü erimez, tohumsuz olsun. Hiç tohum yok içlerinde. Yani şunlar tohum değil. Bu şekilde olsun. Tohumlarını asla bırakmayın. Şimdi bu yıkadığımız, altına ben süzgecimizde koydum. Bunlardan güzelce süzsün. Evde daha önceden de vardı. Fazla yapmayacağım. 5 kilodan yapacağım size göstermek için. O da bayağı bir yetiyor. Daha sonra da domates, salçalık domateslerimi aldım. Kırmızı ve diri, sert olanlardan, şöyle güzelce bozulmamış olmasına özen gösterin. Bunlar süzdükten sonra doğrama aşamasına geçeceğiz. Biberlerimizi biraz daha küçük küçük doğruyoruz. Bunun sebebi, ben şimdi kıyma makinesinden demiştim ama kıyma makinesinden yapmayacağım. Manuel kıyma makinesi vardı. Çünkü herkesin evinde kıyma makinesi yok. Rondoya gelecek şekilde yapalım. Rondoya gelecek şekilde ufak ufak doğrayalım. Daha sonra rondodan çekeceğiz. Bunu sizin için farklı türde yapacağım. Rondoya uygun olarak. Evet, rondoya koyduk. Bunların hepsini şimdi rondodan çekelim. Bu şekilde bütün biberlerimizi bitirelim. Güzelce biberlerimizi rondodan geçirdik. Şimdi bunları tenceremize alacağız. Daha sonra kaynatma aşamasına geçeceğiz. Tuzunu bu aşamada atmayacağız. Daha sonra birazcık kaynasın. Suyu hafiften çekmeye başlayınca bir kere daha el brandayla çektikten sonra tuzunu ondan sonra atacağız içine. Evet, 5 kiloluk kapya biberimiz güzelce rondodan çekildi. Kaynamaya aldık. Güzelce kaynatalım. 5 kilo kapya biberimizin de ben bir kenarda bir dolu yemek kaşığı salamuralık tuzumuz. Bu kaya tuzu da olur, deniz tuzu da olur. Salamuralık tuzumuz olsun. Onu da açık da bekletiyorum şu anda. Ama tuz oranını tabii ki daha az kullanmıyoruz. Yoksa tuz eksik olursa salçamız bozulur. Şimdi birazcık kaynasın, tuz aşamasında gene konuşuruz. Evet, birazcık daha sulandı. Fokurduyor. Şimdi bu suyunu tabii çektireceğiz. Ama bu aşamada ne yapıyoruz? Hemen el blenderımızla iyice pürüzsüz hale gelinceye kadar, altını kapattıktan sonra tabii ki üstümüze sıçramasın diye, el blenderımızla iyice çekiyoruz. Ben şimdi el blenderın fazla ses yapmasın diye o aşamayı size göstermeyeceğim. Evet, ocağımızın altını tekrar yaktık. Blender çekme işimiz bittikten sonra. Şimdi artık tuzumuzu atacağız. Tuzumuz 5 kiloluk salçalık biberimiz vardı. Bunun içine 1 yemek kaşığı kaya tuzu veya deniz tuzu olabilir, salamuralık olsun. Ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz içine. Salça çok sıçrar bu aşamada. Fokur 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 diyor. Üstünüzü falan boyar, yakabilir. Etrafı çok kötü batırır. Mümkünse de artık üstünü bir tel süzgeciniz varsa kapatmak için, hani kızartmalarda falan kullanırız etrafa yağ sıçramasın diye. Öyle bir şekilde kapatabilirsiniz. Arada bir dibine tutmasın diye, çünkü salçanın tadını da bozar. Üstündekini kaldırıp karıştıralım. Suyu çekilinceye kadar. Evet, tenceremizde kaynattık salçamızı. Şimdi güneşe çıkarttım.
güneşte durması için bir tepsinin içerisine koydum ki daha rahat rengini alsın diye. Bunun sebebi şudur. Güneşte olan salça daha koyu olur. Rengi daha güzel olur. Birkaç gün böyle yaklaşık 3 gün kadar güneşe çıkartacağım. Güneşte durması bana avantaj sağlayacak, renkleri daha güzel olacağı için. Ama siz güneşe koymak istemiyorsanız bunu dilerseniz kavanozlara alabilirsiniz. Sıcakken ama kavanozlara dökmeniz lazım. Üzerine de kavanoza dökecekseniz birazcık sıvı yağ koyacaksınız parlanma yapmaması için. O şekilde soğutacaksınız. O şekilde de salçanız olur, tercih sizin. Yani direkt kavanozlara koyup üstüne yağ koyup da salça olarak kullanabilirsiniz. Artık bu salça oldu çünkü. Ama daha uzun süre dayansın, rengi de koyu olsun istiyorsanız eğer mutlaka güneşe koyun. Yaklaşık 3 gün kadar güneşte dursun. Arada bir de bir kaşıkla bunu karıştırın. Akşamları içeri alırsınız. Şimdi ben üzerine sinek, böcek, herhangi bir toz gelmesin diye tülle de örteceğim. Tülün içinden güneş girdiği kadar onu koyulaştıracak. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de eminim ki çok daha güzellerini yapacaksınız. Şimdiden ellerinize, emeklerinize sağlık diyorum. Keyiflerle kalın, sağlıklarla kalın. Hoşça kalın.